Kamuran Hanım, buyurun buyurun, yiyebilirsiniz. Almam kaseyi. Evet Kamuran abacığım, nasıl buldun çorbayı? Hamurunu kendim kesin Onur. Evet. Her şey çok güzel, yağ biraz fazla. Bu böyle oluyor Kamuran Hanım. Az daha şey yağ az bunda olsaydı. Yağ değil bu, fazla salça koyduğum için yağları yükseğe kaldırıyor. Yani yağ biraz fazla geldi bana ama şeyi güzel. Kıvamda. Çay bardağında şu kadar bardakta koydum. Hatta görebilirsiniz. Normalde görüntüsünde de bu yağın böyle üstünde olması mı gerekiyor? Evet, evet. Özbekistan'da çoğunlukla yağlı yemekler yiyorlar. Yani burada siz yemiyorsunuz, tercih etmiyorsunuz. Bizim orada daha fazla yağlı oluyor. Ekmekle yediğimiz için ya da şeyle yediğimiz için. Bir de hamurları tane tane kalsın diye yağ bol koyuyoruz biz. Kıvamı, hamurun pişmesi, güzel, köftesi güzel mi? Güzel, çok güzel olmuş. Peki. Eline sağlık. Yağ fazla biraz. Bu arada erişteleri de tek tek elinde kesti. İşte o güzel. Elinde kesmesi güzel. Peki. Şenay Hanımcığım. Bakabilirsiniz erişterilerime nasıl olmuş baktım, diye. Baktım güzelmiş. Eline Şenay Hanım, siz nasıl buldunuz çorbayı? Lezzetli, güzel. Beğendim. Peki erişteleri kendi elinde açmasına ne diyorsunuz? Aferin valla. Kendisinden beklediğim bir davranış. Peki. Güzel. Beğendiniz yani. Beğendim. Afiyet olsun. Yerinde. Mine Hanımcığım. Ben de çok beğendim. Eline emeğine sağlık. Afiyet olsun. Biz ayrı bu çorbayı mercimek de koyuyoruz içine ama. Biz kesme çorbası diyoruz evet, ona. Evet, kesme. Biraz... Sizde değil mi? Sizde de var. Biraz daha kısa oluyor. Kısa olur. Bu biraz da hani makarna töreni, biz daha kısa kesip. Biz de kısa keseriz. Erişteli şekilde kesme yani çorbası. Yani biz erişteyle, mercimekle. Gene salça yaparız. Yani benim bildiğim un aşı çorbası öyle ama çok lezzetli olmuş. Ellerine emeğine afiyet sağlık. Olsun. Çok beğendim. Afiyet olsun. Beğendiyseniz bitirebilirsiniz Mine Hanım. Suyundan alıyorum. Afiyet olsun. Hamurlarıyla. Gülizar abla sen de beğendin dedin galiba. Evet ben de beğendim. Çorbasını beğendim. Güzel. Peki bir yufkacı olarak eriştelerini, makarnalarını nasıl buldun? Güzel. Güzel pişmiş mi? Kesmiş mi? Güzel pişmiş evet. Güzel bir çorba olmuş Onurcuğum. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Kış günü iç ısıtan. Salçasının kıvamı da, hamurunun pişmesi de, sebzeleri de. Bu arada içinde sebzeler de var. Hı-hı. Kabak, havuç, evet, patates. Evet. Bayağı güzel bir çorbaymış. Eline koluna sağlık diyorum. Afiyet olsun. Çorbamızı içiyoruz. Neye geçiyoruz? Özbek mantısına. Buyurun bakalım. Vallahi helal olsun. Bu hamuru kesmek de kolay iş değil. Evet, aşçılığını konuşturduğum bir çorba olmuş. Özellikle hamurunu açması. Evet, hamurunu açması. Çok oyalayıcı. Marifet ister Onur. Herkes hamurunu açamaz. Evet. Özellikle de bir erkek olarak. Hı-hı. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Evet, şimdi hazırsanız Özbek mantısı, baba garnoş ve Rus salatası. Tavuklu Rus salatasının tadına bakıyoruz. Onur Bey, bu sıcak mı soğuk mu servis yapılıyor? Orta yapılıyor. Fazla sıcak yapılmıyor. Öyle sıcak olunca yiyilmiyor. Ben bunu sıcak yedim de o yüzden sordum size. Bu mantımızda iki çeşidi var. Yani hepimiz böyle kapatıyoruz. Kıymalısı var. Bir de kuşbaşılı olanları yok, var. Yok ben böyle yedim. Kıymalı yedim. Çok kaynardı. Değil. Fokur fokur. İçinde de su dolmuştu. Şey de aynı. Bu da sudu. Ama yani şey değil. O beklediğim gibi değil bu. O kıymalı mıydı? Aynı böyleydi. Kıymalı. Bu ama kıymalı değil diyor. Bu kuşbaşılı. Dur bakayım. İçindeki kıyma gibi mi geldi? Hı hı. Evet, kuşbaşılı. Demek ki güzel pişmiş. Gülizar abla nasıl buldun? Tatıyorum hala. Devam ediyor Gülizar abla. Gülizar Hanım'a ne zaman yorum sorsam tekrar tabağına yöneliyor kendisi. Yok, gerçekten devam ediyor. Diyor ki herkes yesin, herkes yorumunu yapsın. Ben de bakayım kim insanlar ne yorum yapıyor, ona göre yorum yapayım diyor. Ben öyle mi düşünüyorsunuz? Ben Gülizar Hanım'ın hiç ilk yorum yaptığını bir duymadım şu ana kadar. Dur şimdi ilk yorum yapacak. Abla ye, bekliyoruz sabırla. Yesem bu üstündeki algıyı yok et o zaman. Madem böyle bir düşünce varmış üzerinde. Biz Gülizar Hanım'ı bekliyoruz. O yorum yapmadan asla yorum yapmayacağız. İçinin eti güzel pişmiş. Güzel olmuş. Ben beğendim. Beğendin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bak şimdi birileri yorum yaptıktan sonra dur ben bir daha bakayım böyle olmuş demeyeceksin. Yok. Peki. Azıcık sarımsağı az olmuş. Sarımsağı az olmuş. Salatayı nasıl buldun? Bunu çok sevmedim ben. Zaten bu da bildiğimiz salata. Sevgili Zara Hanım, hangisinde sarımsak az olmuş? Yoğurdunda. Yoğurduna, salata, yoğurduna sarımsak koydun mu? Siz nasıl sarımsak tadını aldınız? Almadım, yoktur diyorum. Tamam da sarımsaksız servis ediliyor bu. Hayır bilmem, biz mantıyı sarımsaklı yeriz. Sizin mantınızı servis etmiyorum. Ben kendi mantımı servis ediyorum. Ama ben de sana soruyorum işte, ben sarımsak tadı almadım diyorum yani. Var mı yok mu içinde? Hayır sen az önce az olmuş dedin ama. Az olmuş dedim. Ben anlayamadım işte. Hiç sarımsak tadını alamadım ya. O zaman yok de Gülizar abası. Bilmiyorum işte. Hiç az olmuş deyince hani biraz katmışsın az gelmiş. Tuzu nasıl öyle olmuş? Anladım. Hamuru nasıl olmuş? Tuzu bana göre iyi. Ben çok tuzlu yemiyorum yani. Tuzu iyi. Peki afiyet olsun. Biraz önce beğenmedim dediniz.
Ay şunu beğenmedim canım. Baba ganuşu beğenmedi. Baba ganuşu neyini beğenmedi? Çok tuzsuz, hiç tadını alamadım. Peki. Kahmuran Hanımcığım. Ben de şeyi, mantı güzel, sıcak olsaydı daha güzel olurdu. Şeyi beğenmedim, baba ganuşu beğenmedim. Ötekisi güzel olmuş. Salatan güzel olmuş. Salatan güzel olmuş. Peki Şenay Hanımcığım? Öncelikle mantı da biraz yağlı galiba. Kaç kaç ağzımda biraz büyüyor çiğnerken eti. Ama hamuru gayet güzel pişmiş. Baba ganuş için dedikleri gibi tuzsuz. Evet. Peki hani tad alamadım. Bunun içinde mayonez var değil evet. mi? Evet. Mayonezi kendiniz yaptınız sanırım. Yok. Aç olarak. Kendiniz Yok. Bağlamanız. Yok. Bana hazır malzeme kullandığımı söylemiştiniz ya. Efendim? Hazır baklava hani ya da kavurmadığımı söylemiştiniz ya. Mayonezi neden kendiniz yapmadınız? Şenay Hanım. Aşçısınız ya. Sizin menünüz nerede? Benim menüm nerede? Olabilir. Siz bir aşçısınız. Ben size göre çok tecrübesizim ama. Sizden daha iyi güzel makarnamı kestim, mantımı hazırladım. Ama bir de koşa koşa gidip mayonez yapamazdım. Mantı hamuruyla bence tatlınızı bize hazır getirdiniz. Yarısının çoğunu onumuza hazır getirdiniz. Çıtır çıtır getirdim siz ama savunduğunuz bir şeye bakın. Niye savunuyorsunuz? Ben size orada herkes elde açmadı, o yapmadı derken güzel olmuş yorumunu veriyorum. Siz bana gelip mayonez soruyorsunuz. Mayonez çok kolay bir şey biliyorsunuz değil mi? Kolay olduğunu ben evet. de biliyorum. Evet. Evet. Yani siz onun de o zaman için kolay, zaman kolay bir tatlı seçseydiniz benim karşıma kolay bir tatlı getirseydiniz. Ben de yorumluyorum, yemeklerinizi yorumluyorum. Yani bu dediğim gibi hamuru pişmiş ama iç etini beğenmedim. Biraz da etini neyini kekik, beğenmediniz? Yani şey baharatı yani neyi? Yağ yani böyle gıcır gıcır ağzımda büyüyor. Yani şey bana yapamadım, lezzet alamadım. Bana eksik olan yerini söyleyin. Ben yani gıcır gıcır Hanım söyledi bana eksikliğini yağ, güzel yağ kısımları dedi. Geliyor. Yağ kısımları geliyor. Etin yağlı kısımları geliyor. Etin hatta yağlı. Keşke yemeseydim gösterirdim size. Siz hiç mantı yediniz mi? Özbek mantısını. Özbek mantısı yemedim. Evet. Özbek mantısını yemediniz, araştırmadınız. Özbek mantısı aslında kuyruk yağıyla yapılır. Ben de onu siz yiyemezsiniz diye denenin birazcık yağlı etini tercih ettim. Araştırsaydınız, baksaydınız daha fazla yağlı olur. Hatta kıymada yapılırken bile de şey yapılıyor. Yağlı tarafından isteniliyor. Bu böyledir yapılışı. Çok fazla çeşidi var Özbek mantısının, içinin, harcının farklı Hayır. çeşitleri de var. 2-3 çeşidi var. Tamam, 2-3 çeşidi var ama değil mi? Bakın, bal kabağıyla yaparız bunu, kıymayla yaparız ve kuşbaşıyla yaparız. Tamam. Bu kuşbaşılı orta derece sıcak kalıyor sadece. Böyle geliyor o. Yani belirtim Peki, ama gibi şey ben genel olarak hepsinin ortak özelliği yağlı olması değil mi? Evet. Yani genelde yağlı. Hepsi de yağlı olur. Evet. Hatta ki bal kabağının içine Peki, bir koyuk yağ koyuyoruz. Peki size o gıç gıç gelen yağlı et mi? Ya evet, yağı geldiği için Anladım. Ondan hoşlanmadım ben. Peki. Baba hamuru güzel için pişmiş de, mi? Mantının hamuru hamuru ince gayet güzel açılmış. Hamuruyla aynı zamanda erişteyi de mi yaptın yoksa mantıyla hamurları ayrı mıydı? Aynı. Aynı tamam o da kolay bir işlem. Kolaysa siz bize mantı yapsaydınız dün. Ben onu tercih etmedim menümde. Siz de yorumlarınızda farklı yorum yapıyorsunuz. Yani temizlik için ayrı yorum yaptınız. Bunun için farklı yorum yapıyorsunuz. Yani benim menüm çok ağır diyorsunuz. Siz evet. bir artçısınız zaten. Ben de kendime göre ağır bir menü seçtim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.